Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökşenli. Sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler dersi, 4. ünitemiz olan bilim, teknoloji ve toplum ünitemizin 1. bölümünü teknolojik ürünler konusunu işleyeceğiz. Bilim, teknoloji ve toplum. Neleri öğreneceğiz? Teknolojik ürünleri sınıflandıracağız. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve günümüzdeki kullanımlarını karşılaştıracağız. Teknolojik ürünlerin mucitlerini tanıyacağız. Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini araştıracağız. Teknolojik ürün tasarlayacağız. Teknolojiyi kendimize, başkalarına ve çevreye zarar vermeden kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi konumuza geçmeden önce bir hatırlayalım çocuklar. Teknoloji neydi? Bir maddenin işlenerek kullanılır hale gelmesiyle ilgili bilgi ve sürece teknoloji denir. Teknoloji kullanılarak üretilen alet, makine ve benzeri araçlara teknolojik ürün denir. Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmak için bilimsel yöntemlerle icat edilmiş nesnelerdir. Bu bilgileri hatırlayalım. Bilim insanları sürekli bilimsel bilgiyi artırmaya çalışırlar. Yeni bilgiler üretirler. Evet, yeni icatlar bulurlar. İcat nedir? İcat daha önce bulunmayan bir nesnenin geliştirilmesidir. Ama daha önceki bilgilerden yararlanılarak geliştirilmiş nesneler. İcatlar genellikle bir sorundan ya da bir düşünce ürünü olarak mucitlerin uzun yıllar çalışmasıyla ortaya çıkmıştır ya da ihtiyaçtan kaynaklanmıştır çocuklar. Peki mucit ne kime diyorduk biz? Mucit kime denir? Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişilere mucit denir çocuklar. Buluşlar genellikle birden fazla mucidin icadıyla oluşmuştur. Yani bir mucit bir şeyler uğraşmış bir ihtiyaçtan bir ürün icat etmek için uğraşmış, çaba göstermiş ama daha sonraki mucitler ise onların o çalışmalarını daha da geliştirerek daha da ileriye taşımıştır. Bunu şimdi konumuzu işlerken daha ayrıntılı göreceksiniz. Evet, burada kimi görüyoruz çocuklar? Bizim sosyal bilgiler dersimizin kahramanı sosyal bilgi. Evet, teknolojik ürünler. Evde, okulda ve dışarıda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Günlük hayatımızda kullandığınız teknolojik ürünler sayesinde pek çok zor işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin telefon kullanarak uzaktaki biriyle konuşabilir, taşıtlara binerek seyahat edebilirsiniz, bilgisayarınızla ödevlerinizi yapabilir, oyunlar oynayabilir, buzdolabınızda yiyeceklerinizi uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz çocuklar. Evet, burada da anlatıldığı gibi günlük hayatımızda kullandığımız teknolojik ürünler sayesinde pek çok zor işi kolaylıkla yapabiliyoruz çocuklar. Evet, şimdi burada aşağıda yapınız diyor. Kullandığınız ve çevrenizde gördüğünüz teknolojik ürünleri düşününüz. Bu ürünleri kullanım alanlarına göre gruplandırarak her gruba bir ad veriniz. Daha sonra da aşağıdaki tabloda verilen noktalı yerlere grup ve ürün adları ile aynı gruptaki ürünlerin kullanım alanlarını yazınız. Şimdi şurada grup adını bu sütuna yazıyoruz. Grup adına burada eğitim teknolojisi dedik. Eğitim teknolojisinde kullanılan ürünler. Eğitim teknolojisinde hangi ürünleri kullanmışız bakalım. Evet, bilgisayar,
tepegöz, etkileşimli tahta, projeksiyon aleti, fotokopi makinesi. Buraya sığdıramadığımız daha birçok eğitim teknolojisi ürünü var çocuklar. Eğitim teknolojisinde kullandığımız bu ürünler bize daha etkili ve kalıcı öğrenme, daha etkili öğrenme yöntemlerini kullanarak daha kalıcı öğrenme sağlıyor. Evet, bu araçların, bu ürünlerin kullanım alanları ise buraya kullanım alanlarını açıkladık. Eğitim, öğretim faaliyetlerinde kullanılır diye yazdık. Daha burada ismini yazmadığımız birçok aletler ve makineler bulunmakta. İkinci gruba sağlıkta teknoloji dedik. Sağlıkta teknolojiye yine yani bir kısmını yazdık. Birçok sağlıkta kullanılan teknolojik ürünler var. Çocuklar sağlıkta kullanılan teknolojik ürünler hem hastalıkların teşhis edilmesinde, tedavi öncesinde hastalığın ne olduğunu teşhis etmeye yarıyor. Sonra ameliyat sırasında kullanılan aletler, teknolojik ürünler var. Sonra da tedavi sürecinde kullanılan ürünler var. Bunlardan bir kısmını yazdık buraya. Stetoskop, röntgen, tansiyon aleti, endoskop kamera, tomografi, ultrason, MR cihazı, yani ilaçlar ve enjektör. Bunlar sağlık alanında hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünlerin adları, başlıcalarını yazdık buraya. Üçüncü gruba da beslenme teknolojisi dedim ben. Beslenme teknolojisinde kullanılan ürünleri buraya yazdık. Beslenme teknolojisinde kullanılan ürünler buzdolabı, fırın, çaycı, mutfak robotu, ocak, blender, kahve makinesi, tost makinesi. Daha sayabileceğimiz, yazabileceğimiz birçok ürün var. Sizin de aklınıza gelmiştir bu ürünler. Evet, bunların kullanım alanları neresiymiş? Mutfaklarda besinleri korumak, pişirmek, yemeği hazırlamak için kullanılır. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu sayfamızda evde, dışarıda ve okulda çeşitli teknolojik ürünlerden yararlanıyorum diyor Caner. Benim gibi diğer insanların da benzer ürünler kullandığını görüyorum. Ben çevremde gördüğüm bu teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre şu şekilde sınıflandırdım diyor Caner. Bakalım Caner nasıl sınıflandırmış? Evet, Caner'in sınıflandırmasına bakıyoruz. Beslenmede teknoloji demiş. Biz de biraz önce o çizelgeyi hazırlarken beslenmede teknoloji demiştik. Evet, teknolojik ürünleri sınıflandırmaya beslenme ile ilgili olanlardan başladım diyor Caner. Buzdolabı beslenmemizde önemli bir yer tutan teknolojik ürünlerdendir. Yemeklerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi, et ve süt ürünlerimizi buzdolabında saklarız. Eğer buzdolabımız olmasaydı gıdalarımız kısa sürede bozulurdu diyor Caner. Bakın bir buzdolabına ne kadar çok sığdırıyoruz. Eğer ki işte buzdolaplarımız olmasaydı bu ürünlerin çoğu çöpe giderdi, kısa sürede bozulurdu çocuklar. Eğer buzdolabımız olmasaydı diyor Caner de zaten gıdalarımız kısa sürede bozulurdu. Fırın ve ocak beslenme alanında kullandığımız teknolojik ürünlerdendir. Ne yapıyoruz biz fırın ve ocakta ise? Yemeklerimizi pişiriyoruz. Birçok ürünü pişirerek tüketiyoruz çocuklar. Fırın ve ocak olmasaydı o ürünlerimizi, sebzeleri, diğer tahılları, işte etti, yumurtaydı, düşünün her şeyi ne yapıyoruz? Pişirerek yiyoruz, besleniyoruz. Fırın ve ocaklarda pişirme işlemini yapıyor. Ocağımızda yemeklerimizi pişirir, çay demler, fırınımızda kekler, kurabiyeler yapabiliriz. Evet,
İşte bakın beslenme teknolojisindeki kullanılan ürünler günümüzde ne kadar da gelişti. Şimdi burada bir soru var. Evinizde beslenme alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Buradaki Caner'in anlattıklarını gördük. Bakın tekrar bir göz atabilirsiniz. Buzdolabından bahsetti, fırından, ocaktan bahsetti. Ondan sonra çaycıda çay demleriz dedi. Fırında kekler, kurabiyeler yaparız dedi. Evet, sanki bunların dışındaki diğer ürünlerin adını söylediniz gibi geldi bana. Bakın buraya mutfak robotu, çaycı, blender, kahve makinesi, tost makinesi, mikser ve daha sayamadığımız birçok ürün var çocuklar. Bunları siz de kitabınızda ekleyebilirsiniz bu sorunun cevabı olarak. Buraya almadığımız diğer ürünleri de yazabilirsiniz çocuklar, yerleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim Caner temizlik teknolojisinde neler anlatmış? Evet, evlerimizin olmazsa olmazı çocuklar. Temizlikte teknoloji, temizlik denince akla ilk gelen ürünler bulaşık ve çamaşır makineleridir. Bulaşık makinesiyle mutfağımızda kullandığımız kaplarımızı temizler, çamaşır makinesiyle de kirlenen giysilerimizi kendimizi yormadan yıkayabiliriz. Bir düşünebiliyor musunuz? Bakın şimdi ilerleyen konularımızda biz çamaşır makinesi, şimdiki kullandığımız çamaşır makineleri icat edilmeden önce hangi aşamalardan geçmiş, günümüze kadar bu otomatik çamaşır makineleri oluncaya kadar ne çeşit çamaşır makineleri icat edilmiş onları da göreceğiz. Daha onlardan daha da önce insanlar, çocuklar çamaşırlarını ellerinde yıkıyorlardı. Ve çok uzun zaman alıyordu ve çok yorucuydu. Evinizde temizlik alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz diyor. Temizlik alanında kullanılan, bakın bir göz atın şimdi kahramanımızın saydığı temizlik alanında kullanılan ürünlere çamaşır makineleri demiş, elektrik süpürgesi demiş. Başka hangi ürünler var? Sıraladığınızı düşünüyorum ve bakalım buraya neler yazılmış. Halı yıkama makinesi, buharlı temizlik makinesi, mikrofiber temizlik bezleri. Çocuklar, buharlı temizlik makineleri çok önemli. Günümüzde çok yaygın da kullanılmaya başlandı. Çevredeki evin içindeki bütün mikropları, bakterileri, virüsleri yok edebiliyor. Sıcak buhar uygulamasıyla içine de dezenfektan ilave ediliyor çocuklar. Mikrofiber temizlik bezleri de mikrop barındırmayan bezler olduğu için temizlik yapılırken bu mikrofiber bezleri tercih ediyor insanlar. Çünkü o bezler mikrop tutmuyor. Daha temiz bir ortam sağlamada o bezler tercih ediliyor. Bir sonraki konumuza geçelim. Evet, eğlenme ve bilgi edinmede teknoloji. Biz ailece televizyon seyretmeyi seviyoruz, diyor Caner. Ben ve kardeşlerim genellikle çizgi filmleri ve çocuk programlarını seyrediyoruz. Ayrıca hayvanlarla ilgili belgeselleri takip ediyoruz. Annem ve babam ise haberleri, açık oturumları ve yarışma programlarını izliyorlar. Böylece ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi ediniyorlar. Bunun yanı sıra hep birlikte eğlence programlarını izleyerek hoşça vakit geçiriyoruz. Evimizdeki müzik setini daha çok radyo dinlemek için kullanıyoruz. Ben radyoda özellikle müzik programlarını takip ediyorum. Evet. Radyolarda çok güzel müzik programları var çocuklar. Evet, evimizdeki diğer eğlence ve bilgi edinme teknolojisi araçları nelermiş onlara da bakalım.
televizyon ve radyonun yanı sıra bilgi edinmek ve eğlenmek amacıyla yararlandığımız diğer teknolojik araç bilgisayardır. Annem ve babam bilgisayarı genellikle internetten gazete okumak için kullanıyorlar. Ben de ödevlerimi hazırlarken internet üzerinden araştırmalar yapıyor, arkadaşlarıma mailler gönderiyorum. Ayrıca bilgisayarda yaşıma uygun oyunlar oynuyor, müzik dinliyorum diyor kahramanımız. Evet, evinizde eğlenme ve bilgi edinme amacıyla kullandığınız teknolojik ürünleri başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Bakalım. Evet, siz bu ürünleri saydınız sanki ama bir de buraya bakalım burada neler varmış. Müzik seti, tablet, cep telefonları ve oyun konsolunu örnek verebiliriz. Müzik setiyle istediğiniz müzikleri dinleme şansımız var. Yine tabletleri de bilgisayar gibi kullanıyoruz çocuklar. Cep telefonlarımızdan da yine aynı şekilde bilgisayarın yaptığı işleri, bir radyonun, televizyonun yaptığı her şeyi cep telefonlarımızdan da yapabiliyoruz. Günümüzde cep telefonları çok gelişti. Bir de oyun konsolları da var çocuklar. Onlarla da eğlenceli vakit geçirebiliyor çocuklar. Haberleşme teknolojisi. Evet, haberleşme de teknoloji. Haberleşme deyince akla ilk gelen teknolojik ürün telefondur. Evimizde sabit bir telefon, hani ev telefonu dediğimiz telefonlar, biri anneme, diğeri babama ait olmak üzere iki tane de cep telefonu var. Bizler bu teknolojik araçları kullanarak uzaktaki insanlarla rahatça konuşup onlara mesajlar gönderebiliyoruz. Telefonlar aracılığıyla akrabalarımızın ve tanıdıklarımızın bayramlarını, özel günlerini kutlayıp onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşabiliyoruz. Ayrıca yine telefonlar üzerinden faturalarımızı ödüyor, bankacılık işlemlerimizi yapabiliyoruz. Günümüzde bu görselde de gördüğünüz telefonlar, çocuklar o kadar çok işleri yapmamıza yarıyor ki, siz de biliyorsunuz zaten. Evet. Şimdi daha sonraki derslerimizde biz telefonun tarihçesini, kronolojik sıralamasını gördüğümüzde ilk telefonu, Graham Bell telefonu icat ettiği zaman işte neler olmuş, daha sonraki gelişmelerini, aşamalarını falan inceleyeceğiz, göreceğiz sonraki derslerimizde. Şimdi ulaşımda teknoloji konusuna geçiyoruz. Evet, ulaşımda teknoloji. Ulaşım teknolojisi günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Bizler bu teknolojinin ürünü olan taşıtları kullanarak uzun yolları kısa sürede aşıp gideceğimiz yere rahatça ulaşırız. Ayrıca tonlarca ağırlıktaki yükleri çabuk ve kolay bir şekilde bir yerden başka bir yere taşırız. Örneğin, ben okuluma servis minibüsüyle gidip geliyorum. Annem ve babam ise iş yerlerine giderken metroyu kullanıyorlar. Evet, çevremizde birçok ulaşım teknolojisi araçlarını görebiliyorsunuz çocuklar. Minibüs ve metro dışında ulaşım aracıyla yararlandığınız teknolojik ürünleri başka hangi örnekleri verebilirsiniz diyor. Buradaki soru, eminim birçok ürün saymışsınızdır burada. Buradaki verilmeyenleri buraya ekledik. Tabii bir kısmını. Uçak, helikopter, tren, tramvay, gemi, otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet, bisiklet. Evet, bunları siz de ekleyebilirsiniz çocuklar.
ya da daha fazlasını eminim bulmuşsunuzdur. Evet. Daha burada yazılmayan, yazmadığımız birçok şey var. Alanımız bu kadardı. Daha kalabalık bir alan oluşmasın diye de düzenledim. Sağlıkta teknolojiye geldik şimdi. Sağlıkta teknoloji, sağlık alanında da teknolojiden faydalanırız. Günümüzde hastalıklar teknolojik ürünler yardımıyla teşhis ve tedavi edilmektedir. Sağlıkla ilgili teknolojik ürünlerin başında hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar gelir. Hastalıkların teşhisinde stetoskop, tansiyon aleti, endoskop, kamera ve benzeriyle röntgen, tomografi, ultrason, MR ve benzeri cihazlardan yararlanılır. Çocuklar sağlık teknolojisi ürünlerinde önce hastalığın ne olduğunu teşhis etmek için birçok teknolojik ürün kullanıyor. Sağlıkçılarımız hastalığın ne olduğunu teşhis ettikten sonra o hastalığın ilaçla mı tedavi edilecek, ameliyat mı gerekiyor, işte ne olması gerekiyor onlara karar verildiğinde kullanılan ilaçlar da bir teknolojik üründür çocuklar. Enjektör, o mesela iğne yapılacak veya aşı yapılacak. Onlar da bir teknolojik üründür. Ayrıca ameliyatta kullanılan bütün cihazlarda birer teknoloji ürünüdür çocuklar. Yukarıdaki sayılanlar dışında sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Eminim çok diğer ürünleri de saymışsınızdır siz ama ben şuraya birkaç tane daha yazmıştım. Solunum cihazları, oksijen tüpleri, aşılar, hasta yatakları ve benzeri. Çocuklar hastaların yattığı o yataklar da her biri birer teknoloji ürünü. Çünkü hastaların en rahat şekilde yatıp tedavi olabileceği, işte otomatik olarak kaldırılıp yatırılabileceği şekilde düzenlenmiş, dizayn edilmiş. Onların her birisi de yine teknolojik üründür. Sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir çocuklar. Evet, eğitimde teknolojiye geldik şimdi. Teknolojik ürünlerin eğitim faaliyetleri içinde önemli yeri vardır. Okullarımızda kullandığımız bilgisayarlar, etkileşimli tahtalar, projeksiyon aletleri, fotokopi makineleri, yazıcılar, ses cihazları bu ürünlerdendir. Evet, içinde bulunduğumuz bugünlerde eminim okulu çok özlüyorsunuzdur. İşte etkileşimli tahtayı görüyorsunuz, bilgisayarlar öğrencilerin önlerinde, projeksiyon aletleri akıllı tahtaya bu görüntüyü yansıtmak için kullanılıyor veya işte projeksiyon aletleriyle perde üzerinde görüntü yansıtabiliyor. Yazıcılar, ses cihazları. Bütün bunlar eğitim teknolojisi aletlerindendir çocuklar. Eğitim alanında kullanılan diğer teknolojik ürünler hangileridir? Eminim birçok ürün saymışsınızdır ama bakalım burada neler varmış. Evet, mikroskoplar, deney tüpleri, tepegöz, etkileşimli tahta, almıştım bunu, tekrar yazmışız. Etkileşimli tahta kalemleri demişiz pardon. Tabletler, tarayıcılar. Evet, eğitim teknolojisi aletlerini de burada görmüş olduk çocuklar. Şimdi buraya kadar konumuz bugünkü dersimiz bitti çocuklar. Biz bu dersimizde teknolojiyi, teknolojik ürünleri öğrendik. Siz de bu konuyla ilgili kitaplarınızdan ve yardımcı kaynaklardan tekrarlar yaparak öğrendiklerinizi iyice pekiştirmeye çalışın sevgili çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.